Aslında RPA'den de önce standart otomasyonun kurumlara kattığı değerler aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Birincisi standart manuel işi azaltıp mümkün olduğunca bunları otomate edebilmek, otomasyona geçirebilmek. Yani bunu script tabanlı otomasyon da buna dahil. İşte atıyorum backend otomasyonu da buna dahil. Bunun dışında işte bunun karşılığı nedir? İşte FT kazancı diyor şirketler, return on investment diyorlar. İşte bunları farklı farklı hedeflerle yola çıkabiliyorlar. RPA'yı standart otomasyondan ayırabilecek birkaç nokta var. Birincisi en önemlisi kolay kurulum ve non-invasive yani çok şirketlerin mevcut standart architecture'ına, infrastructure'ına değmeden herhangi bir şeyi değiştirmek zorunda kalmadan doğrudan otomasyona yerleştirebilmesi ya da o şirketlerin otomasyona geçirmesini sağlayabilmesi. Bu ne demek oluyor? Sizin mevcut süreçlerinizde herhangi bir değişiklik yapmadan mevcut altyapınızda işte standart entegrasyona gerekebilecek işte web servis işte database yapısı gibi altyapıları kurmanıza gerek kalmadan mevcut Aziz'de çalışan sistemlere hiç dokunmadan RPA'yı bu sistemlere entegre edebiliyorsunuz ve süreçlerinizi otomasyona geçirebiliyorsunuz. İkincisi ise bence yine oldukça önemli bir nokta. Standart otomasyondan ya da script tabanlı bahsettiğimiz otomasyondan farklı olarak RPA kurulumu ve implementasyonu oldukça kolay olan bir teknoloji. Yani biz buna low code, no code diyoruz. Yani neredeyse hiç kod yazmadan sürükle bıraklarla standart bir eğitimi tamamlayan herkes irili ufaklı otomasyonlar yapabilir. Dolayısıyla bu şirketlere ne kazandırıyor? Hızlı bir şekilde RPA takımları kurabiliyorlar ve hızlı bir şekilde RPA otomasyonlarını hayata geçirmeye başlıyorlar. Yani sıfırdan canlıya geçiş süreleri RPA'de çok çok kısa oluyor. Haftalar, aylarla ifade ediliyor. Bu da o başta bahsettiğim return on investment'i, ROI'yi oldukça yükseltiyor ya da işte süreleri oldukça kısaltıyor. Şirketler RPA yaptıkları yatırımları hızlı bir şekilde geri alabiliyorlar.